Yine son dakikada dersin planında bir değişiklik yaptım. Bu moleküllerin serbestlik derecelerinden bahsedecektim. Fakat bunları ayrı ayrı bahsetmeye karar verdim. İlk başta şeyden bahsedeceğim. Serbestlik derecesi ne demek? Şimdi basitçe serbestlik derecesini şöyle diyebiliriz. Hops. Derecesi. Elimde bir sistem var. Bu sistemi anlamak için bana kaç tane değişken gerekiyor? Kısaca bu demek. Yazarsak bunu da bir sistemi tanımlamak için gerekli birbirinden bağımsız değişken sayısı olarak. Tanımlayabiliriz. Şimdi en basiti ne var mesela? Serbest bir parçacık alsam, bu arkadaş bir üç boyutta geziyor dolaşıyor olsa ne olacak? Bunun üç tane serbestlik derecesi olacak. Ne yapacak? İşte sağa sola gidebilir. İşte x ekseninde, y ekseninde, z ekseninde gezebildiği için üç tane serbestlik derecesi var. Ama ben bunu olur da bir yüzeyde hareket etmesi için kısıtlarsam, mesela bir şey aldım, ne karınca aldım. Bu karınca için sadece yüzeyde gezebildiği için işte yüksekliği de ihmal edersek bu arkadaş sadece iki boyutta hareket edecek. Ya da bir tübün içine koydum, tek boyutta hareket edecek. O zaman serbestlik derecesi 1'e inmiş olacak. Başka işte klasik mekanikte tabii ondan sonra bağ analizleri vesaireler falan filan var ama klasik mekanik dersi onu belki başka zaman anlatırım. Mesela bir örnek verebilirsin. Vermek gerekirse ne var? Termodinamik. İdeal gaz olsa elimde. Bu ideal gazı tanımlamak için ne lazım bana? İşte basıncını bilmem lazım, hacmini bilmem lazım. Bir de ne bilebilirim? Sıcaklık bilebilirim. Dolayısıyla buradaki serbestlik derecesi 3 gibi düşünebilirsiniz ama yanlış yaparsınız. Niye yanlış yaparsınız? Çünkü bu üç değişken de birbirine durum denklemiyle bağlı. Dolayısıyla siz bu PVT'den herhangi bir iki tanesini biliyorsanız üçüncüsünü bulabilirsiniz burada. Mesela P'yi ve I'yi biliyorsanız T'yi bulabilirsiniz. Çünkü ne olacak? NR zaten sabit şeydi. Bu ne demek? İşte termodinamikte makro durumlara bakıyorduk. Makro durumları tanımlamak için az parametre, az değişken bize yetiyor. İstatistiğe bakarsanız İstatistik fizikte makro durumları bilmek için mikro durumları bilmek gerekiyor. Mikro durumların bilmek için ne gerekiyordu? Mesela işte her bir atomun tek tek enerjisini vesairesini falan bilmek gerekiyor. Mikro durumları anlamak gerekli. Burada da serbestlik derecesi çok büyük. Zaten bu kadar büyük olmasa istatistiksel fizik yapmazdık, oturduk tek tek hepsini hesaplardık. Termodinamikte ne demiştim? Makro durumlar. Durumlar için az değişkeni bilmek yeterli. Ama istatistik fiziğe baktığınız zaman öyle değil. Mesela bir kutu içinde gaz alsam, ideal gaz aldım yine.
Ne olacak? Bu gaz 3 boyutta gezecek. Ama elimde işte en eşit 1 mol olsun mesela. 1 mol ideal gaz da Avogadro sayısı kadar atom olacak ya da molekül olacak. Diyelim ki monoatomik olsun. Tek atomlu yani. Tek atomlu ise ne olacak? Sadece bir tane atoma baktığım zaman bu atom 3 boyutta hareket edecek. 3 serbestlik derecesi oradan gelecek. Ama birbiriyle alakası olmayan işte Avogadro sayısı kadar da molekül atom kutunun içinde olmuş olacak. Burada serbestlik derecesi dediğim şey 3 çarpı 6 gibi olacak. 18, 10 üzeri 23 serbestlik derecesi olacak. Örneğin. Şimdi dersin devamında moleküllerden bahsedeceğim. Moleküller tabii tek atomlu ideal gazdan birazcık daha farklı. Şimdi ne olabilir? Benim diyeceğim ki ideal gaz neydi? Bir şeyi ihmal ediyordum. Moleküller arası etkileşme ihmal. Etkileşme yok değil hatta ya da ihmal diyelim. Başka ne olacak? Klasik bir sistem. Yani kuantum etkiler yok. T yüksekken çalışıyor. T büyük. Geçen dönemin sonunda görmüştük. T sıfıra gittiği zaman ideal gaz yaklaşımı çalışmıyordu. Sistem klasik. Şimdi klasik bir sistemde ne tür hareket olur? Temel fizikten de biliyorsunuz. Ne olacak? Benim elimde diyelim ki acayip bir geometri var. Bir şekil var. Üç boyutlu da olabilir. Falan böyle garip bir şey var. Bu arkadaş şöyle diyelim. Klasik mekanikte üç hareket. Bu öteleme hareketi var. Sonra bu şeyi döndürebilirsiniz. Çok acayip bir şey çizdim. Ondan nasıl ben göreceğim bilmiyorum ama. İşte bu ne oldu? Döndü. Bir eksen, birkaç eksende de olabilir. Dönme olabilir. Ya da titreşimler olabilir. Bu arkadaş büyüyüp küçülebiliyordur. Oldu mu? Olmadı. Neyse. Bu üç tane hareketim var benim elimde. Bu üç harekette enerji depolayabiliyor. Harekete karşılık enerji var. Ne var mesela? İşte ilkine baksanız 1 bölü 2 mv kare ötelemeden gelecek. Ondan sonra şeyden dönmelerden ne gelir? 1 bölü 2 omega kare gibi bir şey gelecek. Ondan sonra ne bileyim ben işte titreşimlerden de p kare bölü 2m artı 1 bölü 2 kx kare gibi. Bu da titreşimlere karşılık gelecek. Şimdi bu üç harekete moleküller için bakacağım. Önümüzdeki bölümlerde bunu göstereceğim. Fakat bundan neyi kastediyorum? Moleküller ne olabilir? Farklı moleküller. İşte
şey olabilir. Ne? Tek atomlu olabilir. Buna monoatomik de diyorlar. Monoatomik de ne olacak? İşte böyle bir tane noktasal bir şey. Bu yapsa yapsa bir tek öteleme yapar diyeceksiniz. Titreşim yapacak bir arkadaşı yok molekülün içinde. Dönme yapsa deseniz onu da ihmal edebilirsiniz. Niye ihmal ediyorsunuz? Çünkü atomun yarıçapı 10 üzeri eksi 15 metre gibi bir şey. Eylemsizlik momenti dediğiniz arkadaş da emre kare gibi bir şey. Dolayısıyla bunun dönmeden gelen katkılar çok çok küçük olacak. Zaten titreşecek de bir şey yok dedik. Bu yapsa yapsa sadece öteleme hareketi yapar. Sonra başka nasıl olabilir? Çifte iki atomlu olabilir. Buna diatomik diyorlar. Diatomik ne demek? İki tane atom olacak molekülün içinde. Bir molekülden bahsediyorum. Bu da işte bir bağla birbirine bağlanmış olacak ki bu iki atom birbirinden kaçıp başka yerlere gitmesin diye. Bu tek atomluya örnek verirsem ne olabilir? Mesela bu helyum atomu olabilir. İki atomluya örnek verirsem de işte ne olabilir? Oksijen olabilir. İki tane O birleşmiş olabilir veya OH olabilir. O2 olabilir, OH olabilir. İşte böyle bir sürü şey var. Şimdi buna baktığınız zaman bu yukarıdaki hareketlerden hangisini yapacak? Bir öteleme yapar. Hep beraber bir yere gidebilir. Dönme hareketi yapabilir. Değil mi? Çünkü işte böyle duruyorken işte olduğu yerde böyle dönüyor da olabilir. Ona karşılık bir enerji gelecek. Bir de titreşebilir. Değil mi? O iki atom birbirine böyle gidip gelebilir falan. Sonra ne olabilir? İşte bu bir sürü atomlu moleküller olabilir. Mesela üç atomlu olabilir. Buna triatomik diyorlar. Ama üç atom olunca bunu farklı şekillerde, farklı geometrilerde olabilir. Bu üç atomlardan bir tanesi lineer. Lineer ne demek? İşte üç tane atomum var. Bunlar böyle bir sıraya dizilmişler demek. Ya da planar olabilir. Yani işte bir tanesi tek bir sırada değiller de işte böyle değişik bir şekilde gibi. İşte örnek verirsek ne? Mesela karbondioksit bunun gibiymiş. Ama su molekülü böyle bir şey. Şimdi buna baktığımız zaman bu da yukarıdaki diatomik atom moleküller gibi işte öteleme yapabilir. Dönme yapabilir. Ya da titreşebilir. Sonra bunu işte 4 atomlu, 5 atomlu, çok atomlu. Çok atomlu moleküllere de gidebilirsiniz. Bunlar da işte eğer becerebiliyorsanız, bir sürü atomu yan yana koyabiliyorsanız, o zaman lineer olacak. Öbür türlü planar olacak. Şey yani düzlemsel olacak. Bu düzlemsel diye. Veya bir hacim de olabilir. Ama yani öteleme dönme titreşim hareketlerini bunlar da yapacaklar. Şimdi dedik ki ne demiştim? Serbestlik derecesi sistemdeki birbirinden bağımsız değişkenlerle ilgiliydi. Dolayısıyla benim elimde birkaç atomdan oluşan bir molekül varsa, bu moleküller birbirleriyle etkileşmese bile moleküllerin içindeki hareketten dolayı sistemde bir enerji
yüklenmiş olacak. İşte ne en basiti dediğim gibi öteleme. Ama bunlar dönüyorsa işte o dönmeyle ilgili bir enerjisi olacak. İşte şey yapıyorsa, titreşiyorsa bir de onunla ilgili olacak. Önümüzdeki bölümlerde bunları üç harekete ve ilgili serbestlik derecelerini farklı moleküller için tek tek anlatmaya çalışacağım.